Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bugün Mardin Artuklu Üniversitesi'nden sevgili Aysun Korkutan var. Kendisi turizm rehberliği okuyor. Bir nevi meslektaşız diyebiliriz. Hoş geldin Aysun, nasılsın? Hoş buldum, merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Başlamadan önce kendinden biraz bahseder misin? Tabii, Aysun Korkutan. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde turizm rehberliği okuyorum. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Yaptıklarımdan biraz bahsedeyim, biraz da kendimden bahsetmiş olayım. Ben Geleceğin Rehberleri Derneği Denetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Artuklu Üniversitesi temsilcisiyim. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde turizm rehberliği topluluğu var. Orada da başkan yardımcılığı yapıyorum. Aktif olarak da Kasımiye Medresesi'nde rehberlik yapmaktayım. Dördüncü sınıf olduğum için zaten belli başlı sınavlara girmem gerekiyordu aslında. Eğitim gezisini tamamlamam gerekiyordu ancak bunları hala yapamadım. Onlarla uğraşıyorum, onları halletmeye çalışıyorum. O şekilde. Çok güzel. O zaman hemen başlamak istiyorum vakit kaybetmeden. Kronolojik sırayla ilerleyelim. Turizm rehberliği okumaya nasıl karar verdin? Şöyle, benim aslında ilk hedefim turizm rehberliği değildi. Ben İngilizce öğretmenliğini çok istiyordum. Ancak olmadı, istediğim yer gelmedi. Ben de İngilizce öğretmenliği olmayacaksa bari ikinci seçeneğim. Hani ikinci hedefim rehberlikti zaten. Rehberliği biraz daha detaylı araştırdım. Hem karakter olarak hem anlatım olarak, kitap olarak rehberliği kendime de çok sıcak buldum. Yapabileceğime zaten inanıyordum. Bölüm olarak da alacağım eğitimleri de araştırınca evet dedim ya, rehberlik gerçekten okuyup yapabilirim. Sonrasında hangi üniversiteye gideyim diye düşündüm. Hem tarih olarak hem de biraz ben Ağrılıyım. Memleket yakınlığı olarak, kültür olarak ve en önemlisi benim için hocaları araştırdım. Artuklu Üniversitesi'ndeki akademisyen hocalarımızı, yaptıkları meslekler, ekstra hem rehberlik yapıyorlar hem de akademisyenlik yapıyorlar. Bunu da araştırınca, orada bu konuda çok iyi olduğunu görünce de Artuklu Üniversitesi'ni tercih ettim. Bu şekilde. Şimdi malum okul konusuna girmişken detayına inmek istiyorum. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde sana sağlanan imkanlardan bahseder misin? Ya, üniversite bazlı konuşmak istemiyorum açıkçası. Sadece kendi fakültemin bir rehberlik öğrencisi için yaptıklarından bahsettim size. Biz birinci sınıfa geldiğimizde genel olarak hocalarımız bize bir üniversiteyi tanıtıyorlar. Daha sonrasında başta Mardin olmak üzere, bilirsiniz ki Mardin'de gerçekten gezilecek bir rehber için, bir turist için tarihi yapılar açısından çok zengin bir şehir. Mardin'i gezdirirler, Mardin'i tanıtırlar. Tarihi eserleri, tarihi yapıları. Bunlar yaptıktan sonra zamanla farklı aileler içerisinde bizleri çevre illere götürürler. Kendileri aktif rehberlik yaptıkları için hem biz öğrenciler için hem de gelecekte yapacağımız mesleği nasıl yapmamız gerektiğini, bir eğitim ya da bir o an geziye başladığımızda karşımıza turistler var ve biz bir rehber olarak geziye nereden başlayacağız? İlk başta nerelere götüreceğiz? Hangi alanda durmamız gerektiğini, turistleri nereden alacağımıza kadar her şeyi detaylıca öğretiyorlar bize. Bu konuda çok şanslı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü ben daha okulda eğitimini alırken rehber olduğumda ne yapmam gerektiğini öğreniyorum Güneydoğu bölgesi için. Onun dışında da ya, maalesef ki fazla aktivite olmuyor. Farklı ve dış etkenlerden dolayı. Ancak benim hocalarım dersleri çok güzel hale getirmeyi biliyorlar. Şöyle bir örnek vererek açıklayayım. Benim çok kıymetli, çok değerli bir hocam var. Abidin Can Aktaş. Çok da iyi bir rehberdir kendisi. Dersimize girdiğinde evet, dersini çok güzel anlatır ve ekstra bize diğer memleket şehirlerden gelen rehberler var. O rehberleri misafir ediyor derste. Rehberler hem kendilerinden hem yaptıklarından bize bahsediyor. Kendi hayatlarından bahsediyorlar. Ve mesela kitap hediyesi olarak dersin sonunda sorarlar. Biz onları cevaplarını bulunca hem hediye kazanıyoruz hem farklı rehberler tanıyoruz. Bu açıdan çok güzel.
bir üniversite tercih edebilirsiniz. Gerçi sadece sonuçları karşı ama. Çok güzel, çok güzel. Teşekkür ederim. O zaman kişisel bir soruyla devam edelim. Fikrini almak istiyorum çünkü. Turizm rehberliği senin için ne ifade ediyor? Yani turizm rehberliği şöyle. Ben bu mesleği kendimle gerçekten çok bütünleştiriyorum. Benim için çok şey ifade ediyor. Hem geleceğim hem hobileştireceğim bir meslek. Rehberlik deyince benim aklıma direkt şu geliyor. Her gün farklı insan, her gün yeni farklı kafa yapıları ve karşında meraklı insanlar. Direkt rehberlik deyince benim aklımda bunlar canlanıyor. Bir şeyler öğretmek, öğretirken öğrenmek, yeni yerler keşfetmek. Ben araştırmayı da çok severim. Bir şeyler öğrenmek için farklı şeyler yapmak, birçok noktalarda farklı rehberlerle tanışmak. Yani mesleği kendimle birebir bütünleştiriyorum açıkçası. Yani böyle açıklayabilirim ya. Tamam, o zaman şimdi de yabancı dil konusuna girelim. Sen de biliyorsun ki yabancı dil oldukça önemli bir etken. Mesela ben üçüncü bir dil olarak şu anda Rusça öğreniyorum 2 yıldır. Peki senin için önemli olan diller hangileri? Şöyle, zaten bir rehber adayı için İngilizcenin kesinlikle tamamlanmış olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii. İngilizce dışında da kesinlikle bir dilimizin daha olması gerekiyor. Çünkü günümüzde evet rehberlik çok popüler hale geldi ve İngilizceyi artık herkes biliyor. Sıradan olmamak gerekiyor. İyi bir rehberin sadece bir dil, birkaç yabancı dille ilgili olması gerektiğini düşünüyorum. Ben şu an üniversitede aktif olarak Rusça dersini de alıyorum. Ancak Rusça'da ilerlemek aşırı zor. Çok zorlanıyorum Rusça'da. Ancak Almanca ve Farsça'yı düşünüyorum. Almanca'da temelim var. Ancak rehberlik olarak tokatıma İngilizce dışında ekstra ekletmek istediğim dil Farsça. Bir de şuna da açıklık getirmek istiyorum. Evet, bizim meslek yasalarımıza bir takım değişiklikler oldu maalesef. Biz Türkçe rehberliği şu an yapabiliriz ama kesinlikle kokartı aldığımızda yabancı dilimizi tamamlamış bir şekilde kokart almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü iyi bir rehber hiçbir zaman en az da yetinmemeli. Her zaman en iyisi olması gerektiği fikrinde olmalı ve bunun için de sadece birkaç dil alması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde. Ben de bu arada seninle aynı fikirdeyim. Yani en azından bir hani İngilizcenin yanına bir ekstra bir dil de öğrenmek daha mantıklı olacaktır. Son bir sorumuz var o zaman. Onunla devam edelim. Biraz spesifik bir sorumuz olacak. Bir nevi tavsiye sorusu gibi düşünebilirsin aslında. Rehberlik okumak ve acentada çalışmak isteyen adaylara neler yapmalarını önerirsin? Tavsiyen var mı? Yani var birkaç tane söyleyeyim şöyle arkadaşlara. Şimdi naçizane tavsiyem kesinlikle okula başladığınızda birinci sınıf olursunuz, iki olursunuz ama dörde gelmeden mutlaka ya eğitim gezinizi ya da dil sınavını bir şekilde halletmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında okurken muhakkak aprantilik yapmamız gerekiyor. Bir acentada ya da özel olarak bir rehberle hani aranız iyidir. Onun aprantiliğini yapabilirsiniz. Ama muhakkak eğitimi bitirmeden hani o sahanın tozunu yutmanız gerekiyor. O olayın içinde olmak gerçekten çok farklı. Zaten yanında olduğunuz rehber sizlere o avantajları, o şansları tanıyacaktır. Hani kendinizi geliştirmeniz için kesinlikle bir acentada ya da özel olarak bir rehberin yanında aprantilik yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz evet dört dil eğitimini alıyoruz. Sadece eğitimle yetinilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mezun olduktan sonra baktığımızda elimizde sadece bir belgemiz oluyor. Sadece bununla yetinmememiz gerektiğini mezun olunca maalesef anlıyoruz. Ancak eğitim süreci içerisinde hem aktif olursanız, mesela ben Geleceğin Rehberleri Derneği'ni ben Instagram'dan keşfettim. Girdim, sağ olsun başkanımız Mert Erdoğan çok yardımcı oldu. Ve bir yılı aşkındır ben bu derneğin içerisinde birçok rehber tanıdım. Birçok arkadaş edindim.
Kendimi nasıl geliştireceğimi daha iyi anladım. Sadece acentalarda değil, aynı zamanda dernek, topluluk kapsamında da kendinizi aktif ve sosyal hale getirmeniz gerekiyor. Yani mutlaka bir acentede bulunmanız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Mesleği de şöyle söyleyeyim, özür diliyorum. Bu mesleği gerçekten istiyorsanız bence tercih vermelisiniz. Çünkü benim sınıfımda da birçok arkadaşım bu şekilde. Hani üniversiteye gideyim de ondan sonra bir karar veririm düşüncesinde olan çok insan var. Ancak mesleği gönülden isteyen yapıyor aslında. Evet zor, sağını tozunu yutmak, o yoruculuğu, o dersleri hani seven isteyen yapar. Gerçekten rehberliğe merakınız varsa, yapabileceğinize inanıyorsanız bu şekilde tercih vermenizi tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Ben de o zaman son bir ekleme yapayım. Dernekten bahsettiğin için biz de zaten biliyorsun sen de geleceğin rehberlerinden tanışıyoruz. Gerçekten ben de senin elde ettiğin faydaları elde ettim. Ya yani bir sürü kişi tanıdım. Bayağı bilgi birikimim oldu. Deneyimli kişilerden bilgi alma imkanım oldu. Kendimi geliştirme imkanım oldu. O yüzden ben de öneriyorum hani en azından bir derneğe ya da bir topluluğa üye olunmasını, değil mi? Kesinlikle. Şöyle bu kapsamda bizim için turizm rehberliği öğrencileri için gerçekten Geleceğin Rehberleri Derneği çok fazla avantaj sunuyor. Bilgilendirmeleri çok fazla. Hani yardımcı olabilecek türden bir dernek. Çünkü maalesef ki her meslekte sadece rehberlik değil. Baktığımızda diğer mesleklerde de ilk tercih sonuçlanır ya. Hemen Instagram'a sarılırız. İşte olduğumuz üniversitede sayfalarına bakarız ya da okuduğumuz mesleğin bir topluluğu, bir derneği var mı diye araştırırız. Geleceğin rehberlerini araştırdığınızda bunu çok net bir şekilde göreceksiniz. Sadece bilgilendirmeleri değil, yani derneğin kendi başkanı bile en yani yapabileceğin fazlasını yapmaya çalışıyor. Birebir iletişim kurulur. Sadece temsilci olmak değil aslında. O derneğin üyesi olmak bile şahsi olarak bana çok fazla şey kattı. Kendi mesleğimin önde gelenlerini o kadar iyi bilmiyordum. Şimdi yalan söylemek de istemiyorum. Dernek sayesinde hem mesleğin önde gelenlerini tanıma fırsatı buldum. Hem farklı rehberleri tanıdım. Onların hayat hikayelerini, onların mesleğe olan ilgilerini, onun mesleği nasıl icra ettiklerine dair her şeyi çok güzel şekilde öğrendim. Öğrenmeye de devam ediyorum. Baktığımızda en basitinden şu an denizde evet burada konuşuyorum. Bu da aslında derneğin sayesinde oldu. O yüzden bir yerlerde aktif olmaktan asla çekinmeyin. Kendi mesleğinizi icra etmek istiyorsanız elinizi taşın altına koymanız gerektiğini düşünüyorum. Evet, ben de aynı şekilde sana katılıyorum. Çok teşekkür ederim beni kırmayıp serime geldiğin için, bilgi ve tavsiyelerini bizimle paylaştığın için. Eğer bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Mutlaka cevaplarız. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok da güzeldi. Çok güzel bir sohbet oldu. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.